onunla da diğer başlıkları da konuşalım. Sayın Gülbüzer Bey, yani tamam, İstanbul'da bir şeyler biraz daha berraklaştı, netleşti gibi görünüyor AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ankara'da da Cumhuriyet Halk Partisi kısmı zaten yine net, AK Parti kısmı da yine söylem ve kulisler açısından güçlenmiş isimler var. Fakat şimdi buradaki seçim sonuçlarını belirleyecek faktörlerden bir tanesi de AK Parti ve CHP adayları dışında başka adayların olup olmaması ve olurlarsa nereye ne oranda etki edeceği meselesi. O anlamıyla AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları arasında geçen bir yerel seçim yarışına mı gidiyoruz, yoksa hayır biraz ezberleri bozacak, rekabette farklı aktörlerin de sahne aldığı çok daha çetrefilli. Bu arada şey artık yazıyor, başka bir şey mi geçeceğiz? Arkadaşlar diye adayı Murat Kurum oldu artık. Evet. Hani AK Partili şeylerden söyleniyor. Ne dersiniz Sayın Eren? Evet, teşekkür ediyorum Eren Bey. Size ve değerli konuklarınıza bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyenlere de aynı şekilde iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şöyle İstanbul'la ilgili bir şey söyleyerek başlamak tabii istiyorum buyurun. Ben. Şimdi İstanbul'da çok uzunca bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi tarafında şöyle bir değerlendirme vardı. İmamoğlu'nun karşısına çıkaracak aday bulunamadığı için AK Parti bu işi geciktirdi, bir türlü aday bulamıyor. Bu gecikme devam edecek şeklindeydi. Oysa ben yani kendi siyasi tecrübeme, eğitimime, yurt dışı eğitimime ve tecrübeme dayanarak orada şöyle bir strateji izlendiğini gördüm ve konuştuğum AK Partili önde gelen isimlerin büyük bölümünde de evet doğru düşünüyorsun şeklinde yorumlar aldım. Neydi o? AK Parti İstanbul adayını açıklamakta bilinçli olarak gecikti. Niye? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'daki birkaç üniversitede ve İsveç'teki Stockholm Üniversitesi'nde iletişimle, siyasal iletişimle ve seçme davranışlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, tezlerde, yapılan yorum ve değerlendirmelerde zor geçecek seçimler için ve zor geçecek yerler için aday belirleme sürecini rakibi beklerken en fazla 2,5 ay öncesinde aday açıklanması gerektiği söylenir. Yani 2,5 ay çok önemli bir süreçtir. O süreçte siz hem tabana, seçmen tabanına, kendi tabanına, kamuoyuna ulaşabilme şansınız vardır ve bunun ardından yıpranma denilen sürece girmezsiniz. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir yöntem izledi. Baktı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi iç tartışmalar var. Ekrem İmamoğlu üzerinden çok ciddi tartışmalar var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hangisi genel başkan? Emanetçi genel başkan mı? İmamoğlu birçok yerin adayını belirlemeye mi çalışıyor vesaire derken... Mesela bu sorduğunuz soruların sizde bir yanıtı var mı? Gazeteci tabii, olarak. Tabii. Çünkü Can Özçelik hepsi, bir analizde tabii, bir yorumda bulundu. Sizin bu konuda bir bu sorduğunuz sorularla ilgili de ayrıca şöyle, bir yanıtınız var mı? Şöyle. Bütün bunların hepsi İmamoğlu'nun kamuoyunun gözünde ve medyada yıprandığı şeklinde algılandı. Yani o yıpranma sürecine katkıda bulunmak istediler. Adayı açıklarlarsa hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İmamoğlu tamamen adaya yöneleceklerdi. AK Parti adayı üzerinden tartışacaklardı. Kendi içerilerindeki tartışmayı unutacaklardı. Dolayısıyla İmamoğlu'nun yıpranma süreci olarak gördükleri, bu sürecin uzamasını bekledikleri için adayı 2,5 ay öncesine kadar beklettiler ve işte yarın açıklayacaklar. Bu 2,5 aydan birkaç gün fazla olabilir. Bu akademik çalışmalarla belirlenmiş, kanıtlanmış bir gerçekliktir. Onun altını çizmek istiyorum. Ve Murat Kurum ismini zaten az önce Cem Bey de söyledi ya da siz hatırlattınız pardon. Bakanlıktan ayrılırken yapılan haberler ve yorumlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hazırlandığı şeklindeydi. Ve hatırlarsanız kentsel dönüşümle ilgili bütün projelerin içerisinde vardı. Halkla iç içeydi. İşte genç, dinamik bir yüz, başarılı. Dolayısıyla onun olmasından daha doğal bir şey yoktu. Şimdi Ankara'ya gelirsek, ama Ankara'ya gelmeden önce seçimin geneline gelirsek. Eren Bey, şu anda Türkiye'de biz hangi belediye başkan adayının önemli bir projesini konuşuyoruz?
Yani bizi böyle harekete geçiren, kamuoyuna vay be duymadığımız bir projeymiş Ankara, İstanbul, İzmir ya da başka bir şehir ya da başka bir ilçe için duyduğumuz bir proje, konuştuğumuz projeler var mı? Yok, hiçbir şey konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Sanki genel seçim havasında geçen bir yerel seçim görüyoruz. Adayların ön plana çıkması gereken, projelerinin ön plana çıkması gereken bir yerel seçimden çıktık. Haziran seçimlerinin devamıymış gibi tamamen böyle bazı olaylarda flashback yaparak, bir takım tartışmaların içine girerek, çok ciddi olarak aday adaylarının bile o tartışmaların içerisinde yer aldığı bir yerel seçim havasındayız. Bunun altını bir kere çizelim. Ama bir kez daha şunu gördük. Cumhur İttifakı tarafında ciddi bir birliktelik var. Her ne kadar yeniden Refah Partisi ile ilgili bazı işte değişiklikler, gelişmeler, yorumlar, değerlendirmeler ya da açıklamalar olacağı söylense de genel olarak baktığımızda Cumhur İttifakı bugüne kadar da, yani az önce Sayın Cem Küçük'ün dile getirdiği, Murat Kurum'un evet birçok kişi tarafından aday oymuş şeklinde dile getirdiği bu şeyin haberin dışında hiçbir haber sızmadı. Haber sızdırmadılar adaylar konusunda. Çok disiplinli bir şekilde gittiler. Ama bu tarafa baktığımızda bir ittifak yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eskiden bir tarafını şimdiki adıyla DEM Parti'ye, eski adıyla HDP'ye dayıyordu, bir tarafını İYİ Parti'ye dayıyordu. Şimdi İYİ Parti'nin aradan çekilmesiyle, kendi yolunu çizmesiyle haklı olarak ben merkez sağdaki boşluk doldurmak için ortaya çıkmıştım ve bu yolda gideceğim. Artık bu tür ittifaklarda yer almayacağım. CHP üzerinden işte HDP'nin damgasının benim üstüme, gölgesinin benim üstüne gelmesini de istemiyorum diyerek yolunu çizip 2028'e istersen bu yerel seçimde bir şeyler kaybedeyim ama 2028'e bu şekilde gideceğim anlayışıyla yolunu çizmesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi için çok ciddi, çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu Ankara'nın da kazanılmasında, İstanbul'un da kazanılmasında, başka birçok yerin kazanılmasında sıkıntılar doğurabilecek bir gelişme. Her ne kadar Sayın İmamoğlu, her ne kadar Sayın Özgür Özel, biz tabanda birliği, İYİ Parti seçmeniyle tabanda birliği sağlayacağız deseler de bunun o kadar kolay gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Şimdi Ankara ile ilgili sorunuza geleyim. Şöyle, evet ben başından beri Sayın Turgut Altınok'u tanıdığım, bildiğim, ilk belediye başkanlığı Keçiören'de Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığı döneminden tanıdığım başarılı bir isim. Bir ara verdi, sonra AK Parti'den tekrar aday oldu. Keçiören bugün Türkiye'de işte üçüncü ya da dördüncü nüfus yoğunluğuna sahip büyük bir ülke, büyük bir ilçe. Eğer Turgut Altınok ilan edilirse ki büyük bir ihtimalle onun olacağı görülüyor, arkasında çok büyük bir seçmen kitlesi taşıyacak, nüfus yoğunluğu taşıyacak büyük şehire. Bu çok önemli. Çünkü geçtiğimiz seçimde şöyle bir şey vardı. Keçiören'de seçmen ilçe için Sayın Turgut Altınok'a oy verirken büyükşehir için Mansur Yavaş'a oy vermişti. Keçiören seçmeninin böyle bir özelliği vardı. Şimdi aynı seçmenin Turgut Altınok varken Mansur Yavaş'a doğru yönelmesi pek söz konusu değil. Bu bir. İkincisi, Mansur Yavaş evet eli güçlü burada, hala daha bir şeyi var. Her ne kadar önüne bir takım zorluklar, sıkıntılar çıkarılmış olsa da başarılı çalışmalar yürütüyor, devam ediyor. Ama kendisi de biliyor ki İYİ Parti'nin de olmadığı bir ortamda bu seçim öyle söylendiği gibi çok kolay kazanılacak bir seçim değil. Başka bir şey söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hani biz bugün Özgür Özel, İmamoğlu tartışması var mı, telefon kapattı mı, kapatmadı mı, araları soğuk mu, iyi mi, değil mi şeyini yapıyoruz ya, tartışmalarını değerlendiriyoruz ya. Ya yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan birisi olarak söyleyeyim. Kemal Bey başta olmak üzere birçok önemli isimle, rahmetli Baykal'la da çalışmış bir isim olarak söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür tartışmalar her zaman vardı, her zaman olur. Partinin yapısından kaynaklanan bir şeydir bu. Bunu uzun uzun konuşabiliriz ama yeri burası değil. Fakat bu kez farklı bir şey var. Bir hastalık bir kez daha bu seçim sırasında ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde garanti kazanılacak yerler, yani sokaktan geçen bir emekli amcayı çevirseniz ya da bir teyzeyi çevirseniz ya da yoldaki bir simitçiyi çevirseniz, Çankaya adayımız budur deseniz inanın seçilir. Hiç şey yapmadan herkes oy verir, Çankaya'da seçilir. Bu kadar net bir yerdir Çankaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kalenin de ötesinde bir yerdir. Fakat
Çankaya'da bugün 24 aday adayı var. Bunların içinde milletvekilliği yapmış olan var, belediye başkanlığı yapmış olan var, il başkanlığı yapmış olan var, birçok görevi almış olan var. Ama hemen ilerisinde Çankaya'ya komşu olmasa da çok uzak olmayan Sincan'da sadece bir aday adayı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çok uzak olmasa da havaalanı yolunda Pursaklar'da sadece bir aday adayı var. Mamak'a gidiyorsunuz 15 aday adayı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu hastalık kolay yerlerde herkes gidip aday olur. Nasıl olsa burası garantidir. Ben burayı kazanırım ya da kazanmam. Aday ilan edildim ya da ilan edilmem. Ama PR yaparım, kendimi tanıtırım. Bir sonraki belediye başkanlığı, milletvekilliği, il başkanlığı bilmem ne seçimleri ne olursa olsun oralarda da aday olurum gibi bir hastalık var. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi zayıf olduğu yerlerde bu kadar aday adayını yönlendirip sizler de burada çalışın dese... Partinin oyunu Sincan'da %1 oranında arttırsanız, Pursaklar'da %0.5 oranında arttırsanız partiye yararınız olur denilmesine rağmen kimse buralara gidip aday adaylığı için başvurmaz. Önemli hastalık aynı şekilde bu seçimde de devam ediyor. Eğer müsaade ederseniz Ankara'daki Çankaya ve Etimesgut için iki önemli şey söylemek isterim. Çünkü onları söyleyeyim ve Büyükşehir'in Sayın Ekmen'e geçeyim. Büyükşehir'in kazanılması için çok önemli. Sayın Mansur Yavaş için de çok önemli. Etimesgut ilçesi bugün Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Enver Demirel tarafından yönetilen bir ilçe. Enver Bey çok başarılı bir belediye başkanıdır. Bir ara ben de orada belediye başkan adayı olmuştum. Rakip olmuştuk. Aramızdaki o bölgenin şeyi yapısını bildiğim için ama şu anda çok küçük bir farkla Enver Bey orada ön planda. Cumhuriyet Halk Partisi burayı kazanabilir. Şimdi burada yoğun bir şey var. Kadın adaylar buraya müracaat ettiler. Aynı şekilde Çankaya'da kadın adaylar müracaat ettiler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep şu korku var. Bunu Sayın Özgür Özel de dile getirdi kadın adaylar için. Ya ben aday adayı olurum ama beni aday ilan edirler mi? Bu peşinen kabul edilmiş bir yenilgi diyelim, peşinen kabul edilmiş bir mağduriyet diyelim. Bu ciddi bir şekilde olduğu için bakıyoruz Ankara'da 25 ilçe varken ve bu 25 ilçe özellikle Büyükşehir adayı için çok önemliyken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Polatlı'da, Gölbaşı'nda, Etimesgut'ta rakip olarak karşısına çıkartabilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden kazanabilecek insan şeyi nedir, profili nedir dediğinizde kesinlikle böyle bir şey görmüyorsunuz. Bir kalabalık var orada. Aynı şekilde AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi buradan hiç olmazsa birkaç belediye meclis üyeliği mi kazanır? Bunun için mi mücadele eder acaba diye düşünüyorsunuz. Bunun da olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir yeni mahalleye, bir Çankaya'ya, bir Elmadağ artık bu sefer olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Kalmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ama yeni mahallede de şunu söyleyelim. Eğer yeni mahallede Sayın Fethi Yaşar olmasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin orayı kazanması mümkün değil. Sayın Fethi Yaşar MHP'liden de oy alır, AK Partili'den de oy alır, herkesten oy alır. Ama Fethi Bey orada aday olmasın, yeni mahallede Milliyetçi Hareket Partisi kazanır. Bu kadar açık ve net. Ankara'nın özelliği şudur, ülkücü kökenli adaylar her zaman her yerde ön plana çıkarlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de son zamanlarda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu zamanında bu gerçeği gördüğü için Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok yerde ya ülkücü kökenli ya da ülkücülere yakın isimleri aday olarak göstermeye çalıştılar. Son sözüm Ankara için benim Veysel Tiryaki adı çok geçiyordu. Ama Veysel Tiryaki adı şeyin olduğu Turgut Altınok'un olduğu yerde iki temayül yoklamalarında çok ciddi olarak da konuştuğum birçok AK Partili üye onun ismini verdi. Çıkacağını düşünüyorum ve Mansur Yavaş'ın işinin de Turgut Altınok karşısında çok da kolay olmayacağını biliyorum. Peki.